Aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillahi ve ba'd. Önce nahve dair, nahvin tarihine dair genel bir malumatı arz edelim. Onu sizlerle müzakere, mutala edelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanına gittiğimizde Cevami-ül Kelim sahibi, Arap'ın en fasihinin konuştuğunu görüyorsunuz, ona tanıtılıyorsunuz. Ashab-ı kiram da onun karileri, müfessirleri, fakihleri onun ikliminde neşunema oluyorlar. Dolayısıyla lisaniyatla alakalı malumat en üst düzeyde Efendimiz Aleyhisselam devrinde. Ki lisaniyat öyle olması gerekiyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Esma'yı öğreten Cenab-ı Hak, beyanı öğreten Cenab-ı Hak. O halde bu kitap indirildiyse bu kitaba dair hem esma, hem müsemma, hem beyan, her şey en açık bir şekilde tayin ve tespit edilmeli. Ashab-ı kiramın alimleri Efendimiz Aleyhisselam'dan buna dair bütün malumatı, müktesebatı alıyorlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İslam'a farklı kültürlerden, farklı medeniyetlerden girişler, onların ihtidaları daha da artıyor. İslam coğrafyasında fevkalade bir genişleme var, buna tanık oluyoruz. Bunların dilleri, pek çoğunun lisanı Arapça değil, geliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorlar. Bu süreçte onlar bir takım şeyleri Arapçaya, Arap diline katıyorlar, onlarla birlikte geliyor. Bir bozulma söz konusu oluyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu noktada senalarına muhatap olmuş bir ilim abidesi. Bir gün Ebu'l-Esved Eddüeli, Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz'in yanına geliyor. Hazreti Ali'yi böyle başı önde eğik bir halde görüyor, sebebini soruyor. Diyor ki, senin kavminin lisaniyata dair bir ifadesi beni bu hale getirdi. Ya da Ebu'l-Esved Eddüeli'nin kızıyla olan bir konuşması, onun Arapçaya ne kadar yabancı olması, bunu da Hazreti Ali'ye anlattığı, onun neticesinde bu şekilde hüzne gark olduğu da rivayet ediliyor. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Arapçayı bütün anahasıyla minhasıyla yazmayı, insanların eline bir mecmua olarak vermeyi, buna göre beyanı, buna göre lisaniyatı, anlamalarını istediğini söylüyor, bunu ifade ediyor. Sonra işte bir kağıt, bir kalem bulunuyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra El-kelam kulluhu ismun ve fi'lun ve harfun. El-kelamu kulluhu ismun ve fi'lun ve harfun. Bu ifade İmam Ali radıyallahu anh Efendimiz'e dair bu cümle aynı zamanda Arapçanın da başlangıcı oluyor. El-kelamu kulluhu ismun ve fi'lun ve harfun. Peki sonra bunu bir parça şerh ediyor. Diyor ki, isim müsemmaya bizi götürür. Fiil de o müsemmanın hareketinden bahseder. Bunu izah ediyor. Bu belki bir sayfadır, bir sayfa kadar bir malumattır ama Arapçanın mukaddimesidir. Yani Arapçaya dair ilk intişar hareketi bununla başlıyor. Yine bu dönemde Ebu'l-Esved Eddüeli ile alakalı şöyle bir olay da rivayet ediliyor. Malum âlileriniz, Kur'an-ı Kerim hareketsizdi, noktasızdı. Cenab-ı Hak onu inzal buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle vahiy katipleri onu kayda geçerken, yazıya dökerken nokta da yok, harekeler de yok. Arap dili bu şekildeydi. Fakat dışarıdan insanlar Müslüman olunca okumakta, anlamakta, fehmetmekte fevkalade zorlanıyorlar. Garip kıraat şekilleri ortaya çıkıyor. Irak valisi, Emevilerin Irak valisi İbni Ebihi diye de meşhur olan, zulmüyle maruf olan, Evlad-ı Resul'e hiyanetiyle maruf olan birisidir. İbni Ebihi, İbni Ziyad, yani İbni Ebihi babası maruf olmadığından dolayı İbni Ebihi diye bilinir. İbni Ziyad'dır o. İbni Ziyad, Ebu'l-Esved Eddüeli'ye Kur'an-ı Kerim'in noktalamasını söylüyor. O da noktalıyor. Yani harekeden önce noktalama var. Olaya sebep olan da
Tevbe suresinin o ve edanu minallahi ve rasulihi, sonra ennallaha beri'un minel müşrikine ve rasulihi. Ennallaha beri'un minel müşrikine ve rasulihi, onu müşrikine atfediyorlar. Ve rasulihi şeklinde okuyorlar. Tabi o zaman Cenab-ı Hak müşriklerden de ennallaha beri'un, hem müşriklerden hem de Allah Resulü Aleyhisselam'dan da beridir gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Tabi bu bir anlam, Kur'an-ı Kerim'in mana bütünlüğü üzerine baktığımız zaman bir cinayettir yani. Onun için bu noktalama Kur'an-ı Hakim'i bu tür kıraat cinayetlerinden koruyabilmek için geliştiriliyor. Sonra Ebu'l-Esved Eddüeli'nin ardından hareke bulunuyor, hareke geliştiriliyor, Kur'an-ı Kerim'e harekeleniyor. Gerçi bu noktadan önceki Kur'an-ı Kerim'in yazımı kıraat-ı seb'aya, kıraat-ı aşereye daha uygundur. Şimdi yazıyorsunuz, ya'lemun ta'lemun, fevkaniye tahtaniye, değil mi? Ta'lemun oluyor, ya'lemun oluyor. Fakat nokta koymadığınız zaman ya'lemune de uygun, ta'lemune de uygun yani. Hattı Kur'an noktadan önce baktığınız zaman bütün kıraatları uygun bir şekle, şemale sahip. Peki, Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Ebu'l-Esved Eddüeli var. Ebu'l-Esved Eddüeli ile birlikte belki de nahvin tesis dönemi başlıyor. Neş'u Nema dönemi başlıyor. Neş'u Nema döneminde Ebu'l-Esved Eddüeli, sonrasında tedvin dönemine geçiyoruz. Yani önce neş'et dönemi var, sonra ikinci dönem olarak belki tedvin dönemi. Yani Ebu'l-Esved Eddüeli ve o çerçevede onun talebelerinin nahve dair malumatını tedvin eden alimler geliyor. Ki bu alimler kuşağında Halil'i görüyoruz, Sibeveyh'i görüyoruz, sonra onun talebesi işte Akbeş'i görüyoruz. Birkaç tane Akbeş var. Bu Halil, Sibeveyh ve Akbeş. Sibeveyh'in el kitabı, nahivde kitap dendiği zaman ilk akla gelendir. Hani el bahr deniyor ona, hel rekibtel bahra deniyor öğrenciye. Yani sen o denize girdin mi, onu ihata ettin mi? Nahvin bir anlamda o ana kadar yazılan, çizilen her şeyini ihata eden eserin adıdır el kitap. Bu cihetle baktığınız zaman nahiv cephesinde fevkalade bir önemi haizdir. Yani el-mu'cizetun nahviyye de deniyor Sibeveyh'e. El-mu'cizetun nahviyye. Neden el-mu'cizetun nahviyye? Bir anlamda o ana kadar olmayan şeyler bir kitap çapında ehli ilmin, talib-i ilmin önüne bu isimle beraber çıkarılmış oluyor. El-mu'cizetun nahviyye, bir de bu Arap değildir. Kekemedir. Arap diline karşı bir aziyeti vardır. Ama sonra bütün lehçeleri öğreniyor ve el-kitab ile ilim dünyasının karşısına çıkıyor. Bu zaviyelerine bakıldığı zaman el-mu'cizetun nahviyedir yani. Sonra Kisai var, Akfeş var. Sibeveh ile Kisai bu tedvin döneminin iki kutup şahsiyetidir. Sibeveh Basrileri, Kisai ile Küfileri. Kisai ise Küfileri temsil eder. Peki bu dönemi müteakip üçüncü dönem diyebiliriz. Beyan dönemi. Beyan döneminde ise Müberrid ile Salebi görüyoruz. Müberrid ve Saleb. Müberrid önce Abbas halifelerinin yanındadır. Sonra halife mütevekkil, Allahu Alem, onunla birlikte. O vefat edince oradan kalkıyor, Bağdat'a gidiyor. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Hükümdar meclisindeydi. Bir anlamda millete mahrem bir dünyada yaşıyordu Müberrid. Oradan kalkıyor, Bağdat'a geliyor. Bir ilim meclisine oturuyor. Orada işgaller var, sorular var. Onların cevapları aranıyor, mutalaa ediliyor. Mukadder sorular var. Onlara cevaplar takdir ediliyor. Bu da sanki soru kendisine tevcih edilmiş gibi konuşmaya başlıyor. Aslında hile yapıyor. Soru ona tevcih edilmemiş, kendini izhar etmek istiyor. Yani bu halkada benim gibi bir adam var, bakın, görün beni ve bana öğrenciler bulun, ben de buralarda dersler okutayım. Gayesi, muradı budur. Tabii konuşmaya başlayınca fesahatına, belagatına, o işgalleri defedişine, çözüşüne hazırun hayran oluyorlar.
talebeler hemen etrafında halkalar, haleler oluşturuyorlar. Tabii Bağdat'ta Nahiv'de diğer bir isim var, o da Sâle. Eğer kuru kuruya Nahiv'le meşgul olursanız o zaman siz bir münazaranın içerisine, belki de bir cedelin içerisine düşersiniz. Ama sizin asıl gayeniz nedir? Cenab-ı Hakk'ın kelamını anlamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini anlayabilmektir. Böyle Nahiv dünyasına baktığınızda kuru kavgaları zaman zaman görürsünüz. Ki Sâle, Müberrid'in bu şekilde Bağdat'ta iştihar edişinden rahatsız. Bir öğrencisini gönderiyor ki orada işgallerde bulun, onları o meclise arz et, görsünler Sâle'nin talebesinin hangi konumda olduğunu ve neden böyle bir halkayı bırakıp da insanlar Müberrid'in derslerine giderler. Tabi Sâle'nin öğrencisi gider ama Müberrid'i görünce hayran olurlar. Onun en yakınları, damadı bile Sâle'nin onu terk ederler, Müberrid'in ders halkasına giderler. Yani bu iki isim beyan döneminde, önceki dönemden, yani kimden? Halil'den, Sibeveyt'ten, Akfeş'ten, Kisai'den intikal eden nahve dair malumatı tebiyin ederler, beyan ederler. Onun için bu döneme beyan dönemi diyebiliriz. Peki daha sonra Nahv'in intikal dönemi başlıyor. İntikal dönemine belki geçmeden şunu diyebiliriz. Yani bu dönem ve bu dönemden sonra işte Zeccaciler geliyor, Enbariler geliyor, sonra İbn-i Cinni geliyor. Mesela Zeccacinin duruşu Nahiv'de fevkalade önemlidir. Nahv'in felsefesinin mimarları bu isimlerdir yani. Bu beyan döneminden sonra gelen Zeccacidir belki. İbn-i Cinni'dir. Yani İbn-i Cinni bir esere bir şer yazıyor. Eserin sahibi diyor ki İbn-i Cinni a'rafu şi'ri minni. O nahvi, kelimeyi, dili o şekilde tahlil ediyor ki ifadeyi kıyasıyla, taliliyle en üst noktalara taşıyorlar. Mesela Zeccaci'nin cümeli bu noktada. Cümeli anılmaya değer, mutlaka zikredilmesi, yad edilmesi gereken bir eserdir. Zeccaci'nin cümelinde bir de o takvanın her ifadelerine hakim olduğunu, hükmedişini görüyoruz. Zeccaci bu cümeli yazarken Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da onun çevresinde telif ediyor. Abdestsiz eline kalem almıyor. Her bahsi yazdıktan sonra iniyor, bir tavaf ediyor, Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi bunun içerisine hataları yazmama imkan verme, müsaade etme diye her tavafında dua ediyor. Zeccaci cümelini telif ederken. Bu dönemlerde manil Kur'anlar yazılıyor. İşte ferraları görüyoruz. Kur'an-ı Hakim'in muhafızı olarak Nahiv karşımızda. Kur'an-ı Hakim'in mübeyyini olarak Nahiv karşımızda. Yani Kur'an dilidir. Ki Arapça, Üstad ne diyor Necip Fazıl? Rabça diyor değil mi? Arapçaya, Kur'an-ı Kerim'i o Rabçadır diyor. Arapça, Rabça bir dildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelamını bize beyan ediyor. Onun için bu dönemlerde ve sonraki kuşaklarda yazılan eserlerin amacı da Kur'an-ı Hakim'in anlaşılmasıdır. Farklı diller Arapçaya karışınca o saf Arapçanın bozulmadan hem Kur'an-ı Hakim'i muhafaza etmesi, hem Allah'ın muradı istikametinde o Arapça kelimelerin anlaşılmasını temin edebilmek. Bunun için Nahiv kitaplarımızda şahitler nereden seçiliyor? Cahiliye şahitlerinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in o indiği ilk dönem. O ilk dönemde bu ayetler hangi anlamlara geliyorlardı? Bu kelimelerin karşılığı Arap dilinde neye tekabül ediyordu? Bunu ancak nereden bulabilirsiniz? Şevahidiniz ne olmalıdır? Arap şiirleri. İlk dönem oraları daha çok görüyoruz ama sonraları özellikle İbn-i Hişam ve İbn-i Malik'te, özellikle İbn-i Hişam'da fevkalade ayetlerin şahit olarak Nahiv'de, Nahv'in hükümlerinde kullandığını görüyoruz. Peki Hicri 5. 6. asır arasında Nahiv minel meşrik ilel magrib.
maşrikten doğudan mağribe intikal ediyor. İlmin böyle yurdu belli noktalarda, sürekli oralarda baki değildir, mahfuz değildir. Kim nerelerde sahip çıkarsa ilim oraya hicret eder. İşte Hicaz, Hicaz'dan doğuyor Mekke, Medine, Kur'an-ı Hakim'in intişarı o bölge. Fakat Araplarda zenginlikle birlikte bir rehavet olunca kim ilme sahip oluyor? Mevali. Sonra ilmin yurdu Bağdat'a gidiyor, Küfe'ye gidiyor, Şam'a gidiyor, Mısır'a gidiyor. Ardından işte Türkler Müslüman olunca Horasan'a, Türkistan illerine gidiyor. Oralarda rekafet başlayınca İstanbul'a geliyor. İşte belki bu 5. asırda ise bir de İslam coğrafyasında Mağrib damarı var. Afrika'dan Endülüs'e doğru ilim hicret ediyor, intikal ediyor. Bu dönem Endülüs'ün dönemi çok, yani 8 asırlık bir dönem var, fakat ilmin saltanatı açısından baktığınız zaman 6. asırda 4-5 intikal ediyor. 6. asırdan itibaren ilim tekrar oradan doğuya doğru hicret ediyor. Doğuya doğru hicret edişinde kimi görüyoruz? İbn-i Malik'i görüyoruz ki Elfiye'nin sahibidir. İbn-i Malik'i görüyoruz. Daha sonra Ebu Hayyan'ı görüyoruz. Ebu Hayyan'ın vefatı 705. Allahu alem. Bu ikisinin ilmin tekrar batıdan doğuya intikal etmesinde fevkalade bir rolleri vardır, konumları vardır. İbn Malik'ten önce diğer bir elfiyenin sahibi ise Yahya İbn Mu'ti, Yahya bin Mu'ti, o da yine Endülüs'ten doğuya hicret etmiştir. Yani batıdan doğuya gelenler arasındadır. Peki ilim neden buradan oraya, oradan buraya geliyor? Buradan oraya gidiyor. Tabi oralarda bir medeniyet başlıyor. Granada, işte Kurtuba, buralarda medeniyete bir sahip çıkan bir kuşak görüyoruz. İnsanlar görüyoruz. Devletin ilgi alakasını görüyoruz. Fakat Haçlıların ora üzerindeki planları, bir de Moğol saldırıları, Bağdat'ta yaşananlar, nehrin günlerce mürekkebe kan atması neticesinde iki taraftan bir göç başlıyor. Biri Bağdat cihetinden, diğeri Endülüs'ten. Oradan hicret edenler nerede toplanıyorlar? Mısır. Mısır, Kürsiyül İslam oluyor. Belki öncesi de var ama iki tarafı da ihata edince Mısır'da farklı bir damar oluşuyor. İşte o damarı açan, nahve yeni bir boyut, yeni bir soluk getiren isim olarak kimi görüyoruz? İbn-i Malik'i görüyoruz. İbn-i Malik'in hemen öncesinde kim var? Arada 30-40 yıl var, İbn-i Hacip. İbn-i Hacip var ki onu inşallah Molla Camii'nin mukaddimesinde gördünüz, göreceksiniz. Peki İbn-i Hacip ve İbn-i Malik. İbn-i Malik'in vefatı 672. 672. 30 yaşında Mısır'a hicret ediyor. Dimeşk'e gidiyor, Mısır'a geliyor. En son 672 tarihinde Allah Teala'ya hicret ediyordur. Peki burada nahve dair eserlerini telif ediyor İbn-i Malik. Müellefatına baktığımız zaman neyi yazıyor? El-Kafiyetu Şafii'yi yazıyor. Bu isimlere baktığımızda bu isimlerin kimden alınma olduğunu görüyoruz. Sahibül Kafiye'den, İbnül Hacip'ten. El-Kafiyetu Şafii'si 2750 beyittir. El-Kafiyetu Şafii'si diyor ki bunu kendim için yaz. El-Kafiyetu Şafii'ye. Sonra El-Kafiyetu Şafii'yi hulasa ediyor. Elfiye, yani okuyacağımız o Suyuti şerhiyle birlikte takip edeceğimiz eserin adı nedir? El-Hulasa. El-Hulasa neyin hulasasıdır? El-Kafiyetu Şafiye'nin hulasasıdır. Yani oradan alıyor. Onu bir anlamda tehzip ediyor. Gözden geçiriyor. Yeniden öğrencinin daha anlayacağı bir şekilde mürettep hale getiriyor ki buna hulasa deniyor. Bin beyt olduğundan dolayı elfiye diye iştihar ediyor. Sonra teshili yazıyor. Teshili ise bunu ulema için yazdım diyor. Bu
Tesil üzerine İbn Akil tarafından yazılan 4 ciltlik bir şerhtir. Tesil üzerine İbn Akil bunu kaleme almıştır. Bu da İbn Malik'in şah eserlerinden birisidir. Ben bu eseri de ulema için kaleme aldım diyor efendim. Peki bunun menhecine baktığımız zaman gerek Elfiye'de gerek El-Kafiyetü Şafiyesinde ya da Tesihilinde şahit olarak burada değil ama diğerlerinde hadisleri kullandığını görüyoruz. Şiirler, Arap dilindeki şiirlere, meselelere çokça başvuruyor. Bunun içerisinde pek yok da Elfiye'nin içerisinde. Bunları onun tarzına dair söyleyebiliriz. Bir de belki bu Elfiye'de sizin çokça göreceğiniz bir konuda bazen kısa bir tanım verir. O tanımı hemen örneklendirir. Bazen tanımı vermez, direkt şiirin içerisinde örneğini getirir. Artık bir de şiirin vezin vesairesine diye ayet bunları gerektirmiştir. Bunlara çokça tanık olacaksınız. İbni Malik Mısır'a geldikten sonra Mısır'da bir mektep oluyor, bir medrese oluyor. Nahiv'de yeni bir damar açıyor demiştik. O damarın ardından kimi görüyoruz? İbni Hişam'ı görüyoruz. Yani İbni Hişam'ın en ziyade beslendiği mektep İbni Malik'e aittir. Muradi'yi görüyoruz, İbni Akil'i görüyoruz ki işte İbni Hacip ondan öncedir. Ama İbni Hacip de en azından İbnül Hacip Mısır'daki bu damarın oluşmasında İbni Malik kadar etkindir. Yani İbni Hişamların etkilendiği mektep olarak sadece İbni Malik'i göstermek İbnül Hacip'e haksızlık olur diye düşünmek lazım. Bunu söylemek lazım. Bir de bu dönemden sonra hem İbnül Hacip'in hem de İbni Malik'in etkisiyle Nahvul Fukaha, Fukaha'nın Nahiv'deki tariki diye yeni bir damar açılıyor. Mesela Karafiler geliyor, değil mi? İmam Suyuti'ler geliyor. Daha öncelerde tefsirciler daha ziyade meşgul oluyorlardı Nahiv'le ilk kuşaklara baktığımız zaman. Fakat ardından Fukaha da Nahiv'le meşgul oluyor. Fukaha'nın Nahiv'le meşgul olması Nahiv'de kıyas boyutunun, talil boyutunun da daha öne çıkmasını getiriyor beraberinde. Şimdi Sahibül Kafiye'ye ne diyorlardı? Malikilerin şeyhidir diyorlardı yaşadığı dönemde. Şimdi fakih olunca haliyle usulcüsünüz, siz furu fıkıhta bir behreniz var, kıyas ilminde iyi biliyorsunuz. Oradan nahve gelince oradaki müktesebatınızı, malumatınızı da getiriyorsunuz. Yeni bir terkip, yeni bir boyut oluşturuyorsunuz. Rivayet ediliyor tabii, ne kadar doğrudur, onu Cenab-ı Hak bilir. İbn-i Malik bu Elfiye'yi El-Kafiyetü Şafiye'den hülasa ederken başlıyor şimdi. İşte geliyor, وَتَقْتَدِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْتِ فَائِقَةً Elfiye'te İbn-i Mu'ti. Yani kendinden önce İbn-i Mu'ti var, İbn-i Mu'ti'nin Elfiye'si var, ondan bunun daha üstün olduğunu söylüyor. Orada duruyor, daha ileriye gidemiyor. Yani bunun rüçhaniyetini anlatıyor kendi eserinin. Yani bunda haklılık var mıdır? Tevazuya uygun mudur? وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Allah Teala size bir nimet vermiştir, onu tahdis ediyorsunuz, bu baba mı girer? Eğer siz böyle derseniz insanlar, talebeler sizin eserinize, diğer Elfiye ile mukayese ederler, daha çok önem verirler. Acaba bu sahiplerle, bu gayelerle mi söylemiştir? Ama bundan sonra وَتَقْتَدِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْتِي فَائِقَةً اَلْفِيَةَ اِبْنُ مُعْتِي diyor. Daha ileriye gidemiyor, duruyor. Sonra akşam rüyada İbn-i Mu'ti'yi görüyor. Diyor ki hadi git bakalım gidebiliyor musun diyor. Benim eserimden daha üstün olduğunu söylemiştin. Sonra devam ediyor. وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا Yani o benim eserimden daha önce olması hasebiyle bir rüçhaniyete sahiptir, üstünlüğe sahiptir.
Mustevcibun senâiyel cemîlâ. Yani o övgüleri hak etmiş bir eserdir. Sonra bunu söylüyor, ardından devam ediyor. Şimdi insanlarda bu olur. Bir şey kaleme alırsınız, belki daha birkaç beyt yazmışsınızdır. Bir makale telif ediyorsunuzdur. Bir esere, bir teze imza atıyorsunuz. Bakarsınız, önceki o kudemayı insan nefsi bir anda silip ezebilir. Silip ezer ama böyle manevi bir tokat gelir. İşte orada durursunuz. Sonra bir anlamda وَهُوَ بِسَبْقٍ هَاِذٌ تَفْضِيلًا diyerek insan önceki söylediği ifadeyi de geri almış olur. Buna amiyane ifadesiyle ne denildiğini siz biliyorsunuz değil mi? Peki efendim sizler bu İbn-i Malik'in elfiyesine inşallah bir İbn-i Malik'in ders halkasındaki gibi bir ilgi, alaka, heyecanla başlamışsınızdır, başlıyorsunuzdur. Tabii o kıvama gelebilmek için, ulaşabilmek için Suyuti'yi okuyacağız. Suyuti'yi müstakillen okumak belki yetmeyebilir. Müstakillen mutalaa etmek yetmeyebilir. Ne yapacaksınız? Elfiye üzerine yazılan diğer şuruh ve havaşiye bakacaksınız. Diğer şuruh ve havaşiye bakacaksınız. Bunlar içerisinde neler vardır, neler ön plana çıkar? İbn-i Hişam'ın Evdahul Mesalik. Birçoğunuz da var değil mi? İbn-i Hişam'ın Evdahul Mesalik. Çok açıktır, net, vazih ifadeleri vardır. Sonra Eşmuni'nin şerhi. Elfiye üzerine Eşmuni şerhi üzerine kimin haşiyesi var? Sabban haşiyesi var. Sabban haşiyesi mutlaka Elfiye okunurken en ziyade müracaat edilmesi gereken bir haşiyedir. Eşmuni üzerinedir. Ama onun izahları, ifadeleri, takdirleri nahve dair o zenginliği size gösterecektir. Genişliği size gösterecektir. Yine burada işte İbn Akil ki Suyuti'nin yarısını Suyuti'den okuyacak, diğer yarısını İbn Akil'den okuyacağız. İbn Akil'i zaten yakından tanıyorsunuz, ona müracaat ediyorsunuz. Hudari ise İbn Akil üzerine yazılan haşiyedir. Hudari onun haşiyesidir. Yine burada Tavdihul Makasit var. Tavdihul Makasit kimindir bu? Muradi'nindir. Elfiye'nin diğer şerhlerindendir. Mekudi çok anlaşılır şerhlerden birisidir. Mekudi. Yani şiiri böyle düz bir anlatımla nesir halinde size verir. Mekudi o açıdan böyle çok kolay anlaşılır şerhlerinden birisidir. Bu da Ezheri'nin şerhidir. Ezheri'nin şerhi. Bunu üç cilt olarak bu halde basmışlar. Ezheri Şerif'te, eski Ezher'de Vakkaden, vakkat yani kandilleri tutuşturmuş. Talebe akşam mutalaa ediyor, ders çalışırken bir gün kandili tutuşturacak, oradan bir ateş parçası düşüyor, kitapları Allahu Alem hasırı yakıyor, kitabı yakıyor. Talebe de onu azarlıyor, yani ona bir işçi zaviyesinden bakıyorlar. O zoruna gidiyor, bu işi bırakıyor, ilme meylediyor, ilimle derinleşiyor, elfiyeyi şerh ediyor. Yine bunun Muribi var, Elfiye üzerine Muribi var. Kavaid üzerine, Kavaidul İrab üzerine de şerhi var bu Ezheri'nin. Efendim, Suyuti şerhi malum âlilerinin, Suyuti'nin 900 üzerinde eseri var. Allah Teala o ömre bir keramet ihsan etmiş, bu kadar esere imza atabilmiş. Tabii çok şeyler söylenmiş Suyuti ile alakalı. İnsanlar yaşadıkları dönemde muasırları tarafından takdir edilemiyorlar. İmam Suyuti'ye dair en acımasız ifadelerin sahibi, onun gibi bir allame olan İmam Sakavi'ye aittir. O diyor ki, Suyuti bütün ilmini kitaplardan almıştır, hocalardan değil. Onun için kitaplarında çok şafurceler görebilirsiniz. Ki hakikat böyle değildir. Suyuti de fevkalade derinlik. Yani siz onun karşısına otursanız, önünde kitap olmadan size ciltler dolusu kitabı yazdırabilecek bir menkulat kültürüne sahiptir. Yani makulatta
bir İbn-i Kemal gibi değildir. Ama menkulatta fevkalade bir derinlik vardır ki zaten eserlerinde çoğu da hep menkulatla alakalıdır. Ama nahve dair de 30'a yakın eser yazmıştır. En kıymetli nahivdeki eseri nedir? Hem'ul Hevami. Bunun içerisinde 100'e yakın Hem'ul Hevami'de 100'e yakın Musannif'in rivayetlerini toplamıştır. Yine El-Eşvah ve Nedair. 4 cilt olarak bastılar El-Eşvah ve Nedair'i. Nahve dair İmam Suyuti'nin kültürünü, nahiv kültürünü, nahve dair kavaidi o El-Eşvah ve Nedair'in içerisinde görürsünüz. Peki İbni, bu Suyuti'nin aynı zamanda da Feride diye bir elfiyesi vardı. Nahiv'de yazdığı Feride diye elfiyesi var. Orada da diyor ki benim elfiyem İbn Malik'in elfiyesinden daha üstündür. Suyuti'de şu ifadeyi çokça görürsünüz. Bu alandaki eseri ilk olarak telif etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etmişti. Yani bu bir anlamda da tahdis-i nimettir yani. Allah Teala'nın ona ihsanını bu ifadelerle Suyuti bize bildiriyor. Pek çok alanda ilk teliflerin sahibidir İmam Suyuti. 7 alanda, tefsirde, fıkıhta, Şafii fıkhında, furu fıkıhta, nahivde, meanide, beyanda, bedide, Suyuti'de fevkalade bir devinlik görürsünüz. Bu ilimlerin hangisinin kürsüsüne oturursa İmam Suyuti, sanki bütün ömrünü o ilme adamıştır, yıllarca o ilimle meşgul bir allamedir gibi bu dersleri, bu ilimleri takdir ederler. Cenab-ı Hak ona bu melekeyi ihsan etmiştir. İmam Suyuti'ye Allah Teala onların ilmine de şefaatine de bizleri nail eylesin diyelim. Yine bunun nahve dair buğyetül vaatı var. Tabakatun nuhattır. Alanında fevkalade önemli bir eserdir. Bunu da 2 cilt olarak tab ettiler. Bu tabakatun nuhata dair Fîr-ü Zebadî'nin bulgası var. Bulga fi e'immeti nuhat. Fi e'immeti nuhat diye bulgadır adı yani. Bulga bu bulga daha muhtasardır. Çok sayıda kendi dönemine kadar yaşayan nahivcilerin biyografilerini onun içerisinde bulabilirsiniz. Peki şimdi bu mukaddimeden sonra Besmele'yi çekelim, Suyuti'ye başlayalım. Cenab-ı Hak anlayarak ikmal etmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim.